Arkadaşlar merhaba. Üniversite sınav sonuçları sıralamalar açıklandı. Öncelikle sonuç iyi de gelse, kötü de gelse hepinize geçmiş olsun diyorum. Artık bir şekilde belli bir şeyi netleştirmiş olduk. Sıralamamızın ne geleceğini merak ediyorduk. Büyük bir merak vardı içimizde. En azından bunu artık gidermiş olduk. Şimdi şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar tahminler doğru çıktı. Yani ben bundan 2 hafta önce sıralamalar ne olur diye bir video çekmiştim. Orada demiştim ki ilk 10.000'de ortalama 5.000, 4.000, 3.000 civarında yer değişimi bekliyorum. Bu kademeli olarak demiştim. 10.000'den sonra 20.000'e kadar biraz daha artar, 20.000'den sonra biraz daha artar. Yani sizin sıralamalarınızda bir miktar düşme olacağını söylemiştim. Sayısalda ve eşit ve sonuç olarak bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Yani benim öğrencilerimden mesela geçen seneki sıralaması 7.000 olan bir öğrencinin bu seneki sıralamasının 13.000 olduğunu görüyoruz. Ya da geçen seneki, bakın bir kademe altı iniyorum. Geçen seneki sıralaması 20.000 olan öğrenci 60.000 olmuş. Yani 40.000 atmış. Geçen seneki yine sayısal sıralaması 17.000 olan öğrenci 44.000 olmuş. Bu da bayağı bir atmış. Demek ki 10.000'den sonra bayağı bayağı bu aşağıya doğru inişler hızlanmış. Eşit ağırlıkta geçen sene 5.000. olan öğrenci, geçen seneki sıralamalara göre 5.000. olan öğrenci sayılara göre bu sene 11.000. olmuş. Yani ortalama olarak söylediğimiz kaymalar gerçekleşmiş. Bunun tabii değişik sebepleri var. Pandemi sebebiyle işlenmeyen konular. Geçen seneki TYT sonuçlarını bazı öğrencilerin, mezunların kullanmış olması. Ama en çok da işlenmemiş konular ve matematik testinin de bu yüzden, matematik ve fen testinin bu yüzden göreceli olarak kolay oldu. Şimdi bu bize ne gibi sonuçlara neden olur bizim için? Bu ne sağlar? Bizim tercih ettiğimiz bölümlerde de bu kadar olmasa bile bir miktar aşağıya kayma bekleyebiliriz. Yani diyelim ki birkaç örnek vereceğim ama lütfen tek tek bölüm bölüm sormayın arkadaşlar. Yorumlarda acaba burası burası olur mu? Burası burası olur mu? Şeklinde binlerce yorum geliyor. Ben hepsini cevaplamak isterim ama yetişebilmem mümkün değil. Bayağı bir yorum ve soru cevap geliyor. Şimdi şöyle örnek verelim. Eğer geçen sene 12.000'den alan bir bölüm varsa, diyelim ki bir tıp fakültesi, bu sene 14.000'e hatta belki 15.000'e kadar gerilemesini bekleyebiliriz. Yani 1.000-2.000 oynar diye düşünüyorum. Özellikle bu üst sıralarda. Yine alt sıralara doğru indikçe, alt sıralardaki bölümlerde de yine bu oynamalar biraz daha fazla olacaktır. Yani üst sırada 1.000-2.000 oynuyorsa biraz daha altta 5.000'de oynayabilir. Yani geçen sene 55.000'de alan bir bölüm bu sene 60-61.000'de de alabilir. Bu arada yorumlar kısmında ben 20.000 kadar düşebilir demiştim bazı sıralamalar ve bir velimiz herhalde hiç o kadar oynar mı, öğrencileri kandırmayın şeklinde yorum yapmıştı. Buradan kendisine selam ve saygılarımı sunuyorum. 40 bin, 20 bin, 30 bin oynamalar var. Bizim öğrencileri kandırma gibi bir zevkimiz ve hobimiz yok. Bildiklerimizi söylüyoruz. Tercih ederken de mesela siz bu sene 20.000'incisiniz ve tercih edeceğiniz bölüm 18 bin, 17 bin. Olabilir arkadaşlar. Olma ihtimali var. Yani o bölümlerin de bir miktar kaymasını bekleyebiliriz. Bu yönde bir düşünceniz olsun. Şimdi tercihler biliyorsunuz 6-14 Ağustos'ta olacak. 6-14 Ağustos'ta resmi tercihlerinizi yapacaksınız. Ama siz bu döneme kadar arkadaşlar bütün araştırmalarınızı, bölümlerle ilgili çalışmalarınızı bitireceksiniz. Öncelikle puanınızla ilgili aklınızda olan olmayan bütün bölümlerin bir çıktısını alın. Bütün bölümlerin. İlgi alanlarınız olan sayısal bütün bölümlerin bir çıktısını alın. Şu ana kadar fark etmediğiniz ve sizin girmek istediğiniz yerden çok çok daha güzel yerler olabilir. Yeni açılmış fakülteler olabilir. Yeni açılmış bölümleri tercih ederken onun muadiline bakın. Yani eş değerine bakın. Örneğin diyelim ki Çanakkale'de bir bölüm açılmış. Sallıyorum. Bu bölüm muhtemelen Tekirdağ ve Balıkesir'deki bölümlerle yakın bir sıralama içinde olacaktır. Ya da İstanbul'da açılan bir, yeni açılan bir bölüm. O İstanbul'da çevresindeki o mesela özel üniversite açılıyorsa özel üniversitenin çevresindeki özel üniversitelerin aynı bölümlerinin yakın sıralamalarında olacaktır. Buralardan tahmin yürüterek tercih yapabilirsiniz. Yeni açılan bölümlere de özellikle çok dikkat edin. Bazı seneler
yeni açılan bölümler arkadaşlar büyük bir avantaj sağlıyor herhangi bir yere girebilmemiz için kazanırken. Asla girip de gitmeyeceğiniz bölümleri arkadaşlar yazmayın. Eğer yazarsanız kazanır ve gitmezseniz seneye puanınız düşecek. Ama yazdınız kazanamadınız. Herhangi bir sıkıntı yok. Seneye puanınız düşmüyor. Eğer imkanınız varsa muhakkak tercihlerde profesyonel yardım alın. Gittiğiniz bir kurs olabilir, dershane olur. Hatta gitmeseniz bile yardım ediyorlar arkadaşlar. Herhangi bir dershanenin rehber öğretmeninden faydalanabilirsiniz. Bu işlerle ilgilenen profesyonel bir öğrenci koçundan faydalanabilirsiniz. Çünkü kodlar var, özel şartlar var bazı üniversitelerin. Bunların sıralanması var. Yani yapacağınız teknik bir hata sizin daha kötü bir bölüme gitmenize neden olabilir. Kazanamamanıza neden olabilir. Yani listeyi hazırladıktan sonra bir profesyonel yardım almanızda son derece fayda var ve bunu da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Tercih edeceğiniz mesleklerde muhakkak o mesleğin başarılı olmuş kişileriyle konuşun. Başarısızları hiç dikkate almayın. Diyelim ki avukat olacaksınız. Başarılı bir avukatın yanına gidin. Bir sohbet edin. Biraz yanında oturun. Başarılı bir diş hekiminin yanına gidin. Başarılı bir mühendisin yanına gidin. Yani bunu bir bence görüşün. Bunda çok büyük bir fayda var. Tercih listelerinize de asla puan aralığını çok puan aralığınızı çok kısıtlı tutmayın. Diyelim ki 50.000'cisiniz. Yazmaya ben 30.000'den başlarım. Hatta bir tane 25.000'de yazarım. İndiğim noktada 75.000'e kadar inerim. Eğer istediğim bölümler varsa ve 51.ysem 30.000'lerden 25.000'lerden başlıyorum. 75.000'e kadar iniyorum. Bunları söyleyeceğim şu an için. Yine sizin sorularınız olursa yorum olarak atarsanız onlarla ilgili de video çekeriz. Hepinize tekrar geçmiş olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Lütfen videomu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.